Peki gitsinler mi? Gitmeliler mi? Valla gitsinler. Niye gitmesinler? Yani ya o parayla neler neler alınır. Ki Galatasaray alıyor. Yani dolduruyor bir şekilde. E, e, tabii yani 1 milyon euroya falan aldı Galatasaray boyayı Ve e, ya ben oyuncu ilk maçında izlediğimde çok iyi transfer oldu. Çok net bir şekilde ortadaydı aslında oyuncunun. Ee, bir potansiyel içerdiği o kadar çok belli ki hata şeyleri var mı? Handikapları tabii ki var. Eksiklikleri var mı? Elbette var. Ama Arsenal'a giderse Ben White'i kesebilir mi? Ben White'la başka bir şey oynarsınız. Saşe ile başka bir şey oynarsınız. Ee, belki Saşe Boy açısından şunu söylememiz lazım. Oyuncunun e, hücum özellikleri çok konuşuluyor ama bence savunma özellikleri aslında çok baskın bir karakter. Çok e, savunmada özellikle ben şey şeyleri sağ çok severim. 80 metrede oynayabilen sabekleri. Bazı sağ sabek vardır 40 metre o metrajda gidip gelebilirler ama bu 80 metrede gidip gelebilen Arsenal'ın oyununa da uygun. Çünkü Arsenal tamamen 3. bölge oyunu oynayan bir takım. Ama Ben White'tan da feragat etmek çok kolay değil. Bu oyuncunun problemi olur. Galatasaray oradan parayı kazanacaksa kazansın ne hala. orada seviniriz elbette. Nelson için Tottenham. Valla Langley'le ile falan oynuyorsa ben Davis Nelson ama 25 25 50 valla hiç durmasın satsın derim yani hiç hiç hiç, hiç. yani 25 25 falan veren var veren ben, varsa benim şöyle bir bakış açım var ama e, şampiyon olan takımlar hani Galatasaray çok yakın olduğu için yine altın çizerek söylüyorum diğer takım taraftarları hani kızmasınlar bunun için hani en yakın şampiyona takım olduğu için söylüyorum. Kadroyu biraz bozunca hı hı. öteki sezonda büyük hüsranla karşılaşıyorlar. Hı hı. Ve ben Galatasaray'ın iyi bir şey yakaladığını düşünüyorum. Yani Avrupa için. Yani Şampiyonlar Ligi belki çok yüksek bir hedef olur ama Avrupa için iyi bir takım yakaladığını düşünüyorum. Hı hı. Birkaç takviyeyle birlikte. Kaybederse önemli iskeletindeki oyuncuları handikaptır. Ama ve Galatasaray için de her zaman Avrupa bir hani öncelikli hedeftir. Tabii ki yani tabirimi mazur görsün izleyicilerimiz ama bir mal ederini bulduysa satacaksın, beklemeyeceksin. Yani 25 milyon Sasha Boy, 25 milyon euro Nelson hiç bekleme sat. Yani çünkü ne yapacaksın? Cübilesini mi yapsın Galatasaray'da bu adamlar? Yani bir sirkülasyon zaten. Yani buldun sattın, buldun sattın. Bu idame edilebilir bir yol. Ama hayır efendim biz futbolcu satmayız, futbolcu alırız. Böyle bir şey yok Türk futbolunun artık. Kalmadı. yani 6 milyar, 5 milyar borcun olacak. E, elindekini de satmayacaksın. Babaannemden kalma çok güzel bir yüzük var. E, kredi kartı borcu almış başını gitmiş. Babaanneden o yüzüğü hala saklayalım. Yani babaanne yüzüğü doğru örnek olmadı ama güzel lüks de. mal diyelim. Güzel Onları de. saklayalım çünkü ya. Onları hatırlatalım. Güzel örnek oldu gerçekten. Peki dolar mı yerleri? Stoper bulmak hiç kolay değil. Galatasaray. Hacip Bek, gerçi Galatasaray Bek'te de hani zorlandı çok. Ki hala sol Bek konusunda net değil. Ben şöyle diyeyim, ne yapmış ona bakarım her zaman. Dursun Özbek yönetimi geçmişte onda 8 falan yapmış 2018-2019. E bu sene Abdülkerim diye bir oyuncu almış, oynatıyor. Torreira diye bir oyuncu almış oynatıyor. Sergio'yu almış oynatıyor. Mertens almış oynatıyor. Icardi almış oynatıyor. Rashica'yı almış oynatıyor. E tamam yani 6 tane oyuncu oynatmış. Daha fazlası vardır eksiği yoktur. Demek ki transferde bir gözü var bu, bu bir aklı var bu takımın. Çünkü orada Cenk Ergün diye bir adam var. Evet bir tek Erdem Timur yok. E tabii ki yani Erdem Bey'in zaten bence en önemli özelliği şu. Basketbol şubesini ele aldığı zaman oraya emin ellere emanet etti. Dedi ki siz arkadaşlar siz doğru isimlersiniz bu basketbolda size emanet ediyorum geçen sene. Evet. Aldı götürdü Galatasaray'a iyi bir yarı final falan oynadı ve tat veren de bir takımdı. E bu sene bence Erden Tümur şunu yapmadı dur bakayım ya şu oyuncu nasılmış falan diye bir böyle bir şey yapmadı Erden Tümur bence. Onu yapacak bir adam değil benim gördüğüm. Yani delegasyona inanan bir yönetici tipi var Erden Bey'de. Yani Doğru adamı bulmaktır zaten yöneticilik. Yoksa sen her şeyle başa çıkmaya falan kalkarsan olmaz o iş. Sen bunu daha önce de söylemişsin hatırladım şimdi. Zaten yani. yönetimini yaptığı en güzel iş bu. Yani ara sıra görüştüğüm kişilerle konuştuğum zaman... ya Mesela geçen Cemal Özgörke ile bir muhabbet ettik. Adamın derdi yoğuvarı şey, gas ride store. Başka bir şey soruyorsa o benim konum değil diyor. O kadar güzel bir şey ki bu. İş bölümü. Bu, bravo işte budur. Bir, 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 bir başarıya ulaştıran şey... Herkes görevinin bilincinde olacak. Bunu yapıyor Galatasaray yönetimi. Şimdi Murat Güloğlu yazmış. Toreyra, İlkay, Kerem, Dimar, Zanyolo, Icardi. Aa, güzel. Bu şekilde bir kadro kurulsa demiş. Bu kadar ne yazmış? E, Galatasaray <laughs> Avrupa'da nereye kadar gidebilir? Ee, Avrupa Ligi'nde final, yarı final olabilir mi diye sormuş. Neden olmasın falan. <laughs> Kaya'nın bir şarkısı var. Çok güzeldir ama yok yani ee, biraz merdivenleri yavaş yavaş çıkmak lazım yani sürdürülebilir bir başarı istiyorsa e, bunu ilk ay transferini yaparak değil maliyetli transferlerle değil yani maliyetli değil derken de raşit sayı al bu sene Icardi'yi al o maliyete gir ama e, ya, ilk ay için bilmiyorum nasıl bir para yetecek yani bu adam farkında mıyız dünyanın şu an en iyi takımı demek istemiyorum. Dilim varmıyor. O yüzden yani dünyanın iyi takımlarından birinin en iyilerin iyilerin arasında diyeyim, düzelteyim. Ee, i̇lk 11 oyuncusu bu adam. Ha, nasıl olacak o iş? Hem şu vardır. Ben de çocukken bana sorsan, bir topçu olsam bir takıma gönül versem ilk ay herhalde bildiğimiz kadarıyla Galatasaray'la ancak bu seni buraya getirttirebilir bir şey. Yani çocukken hayal kurar çocuk. Gece yastığa yatmadan önce yastığa koyduğu anda tuttuğu takımın maçında 3-0 yeniktir. Yedek kulübesinde oturuyordur. O maçı 4-3'e döndüren adam olmuştur. Her çocuğun kurduğu bir hayaldir bu. İlkay bunu kurmuştur. Ha, o hayal bunu onu Galatasaray'a taşır mı? Ama bunun bir maliyeti var bir İlkay'a da. Umut Bey yazmış sezon sonu en az iki tane sağlam sol bek lazım demiş. Biz de sol bek eksikliğini çok çektik yorumunu yapmış. İzleyicilerimizden biri ismi çok e, isim değil yani ama yorumunu okumak istiyorum. E, ana omurga kesinlikle satılmamalı. Bu omurga üç yıl sürekli başarılı olur. E, parası gelen satılır diye bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde iki defa gruptan çık 100 milyon euro gelir olur. Basit düşünmeyin. Demiş. Şimdi mesela şu da var. Fenerbahçe'de mesela Kim Minjae satışı, Elif Elmas satışı ama mesela başarı gelmedi. Hani o oyuncular da bu arada başarı elde ettiler gittikleri takımda. Hani bu açıdan baktığımız zaman da oyuncu satmak o an evet güzel ekonomik bir açığı kapatıyor. Ama belki de seni büyük bir kazançtan bilemiyoruz tabii onu ama ediyor olabilir. O cesaret olmalı mı takımlarda? Yani ben işte bak hani gruptan çıkacağım. Hı hı. Hem de iki sezon üst üste bunu yapacağım diyerek bir takımla ilerlemek. Bu iş. Biz bunları yapamıyoruz mu diyeceksin. Ya bu hisse senedi gibi bir şeydir. Sen daha iyi bilirsin o zaman onları. Ben on 10 lirada 10 liradan bir hisse alırsın. Sonra bu hisse 20 lira olduğu zaman 10 lira kazandığını zannedersin. 25 lira olduğu zaman 25 lira kazandığını zannedersin. Ama bir gün 8 liraya düştüğü zaman ah be keşke bozsaydık be dersin. O yüzden e, futbolcu transferinde bence bir simülasyon içerisinde olması lazım futbol kulüplerinin. Saşebo'yu aldığın gün oradaki onu tespit eden e, futbol gözlerine şunu da sordurmak lazım. Ya Arkadaşlar bu Saşebo'yu bugün biz 1 milyon verdik ya 1 milyon euro. Sizce yarın öbür gün kaça satmalıyız? Bunun da bir simülasyonunu yapmak zorundasın. Ya da Nelson'u 4 milyona aldığın gün, 6 milyona aldığın gün. Abi biz bunu 15'e satarsak sizce başarı mıdır? Hisse senedi gibidir aynı. Hisse senedinde de bir hisseyi aldığınız zaman bir fiyat koymanız gerekiyor. 10 liraya aldıysanız diyeceksin ki bu hisse ne olursa olsun ben 25 lirada bunlar çıkacağım. Ya da 14 lirada buradan çıkacağım. 14 lira olduğu gün ona bakma zaten. Hasaşaboy'da Nelson'da 25 milyon euroyu bugün bulduysa Sonra gidip bakma tekrar kaça satıldığına.